Amma atıyor adam ha. Yalan üstüne yalan. Yok bir öyle bir böyle. Aklı sıra kafa karıştıracak. Arabasını arayalım bakalım ne çıkacak. Ya telefonu da takibe aldırırım. Ama boşuna değil mi? Belli işte. Katil o. Siz verin bana yarım saat. Ben itiraf ettireyim ona. Delil Selim, delil. Delillerle itiraf ettireceğiz. Tamam. Şu internet sitesini bir araştıralım o zaman. İyi olur. Merkez 4525. 4525 dinleme de tamam. E5 karayolunda otoyol kenarında bir kadın cesedi bulunmuş. Alp Petrol'den 200 metre sonra. Tamam, anlaşıldı. Hemen olay yerine intikal ediyoruz. Boğulmuş mu? Öyle görünüyor başkomiserim. Tıpkı Sevtap gibi. Ağzını bantlamışlar. Elleri de kelepçelenmiş. Üzerinden kimlik çıktı mı? Yok başkomiserim. Cesedi kim bulmuş? Devriye gezen ekipler tarafından bulunmuştu başkomiserim. Birol'un gece uğradığı benzinlik de bu yol üzerindeymiş başkomiserim. Ne düşünüyorsunuz? Menekşe olabilir mi sizce bu kadın? Bize şahidim diye gösterdiği kadını öldürmüş olabilir mi? Vallahi adam kafayı yemiş başkomiserim. Her şeyi yapmış olabilir. Çevreyi bir araştıralım bakalım. Soyulmuş numarası yaptıysa arabayı buralarda bir yere terk etmiştir. Efendim. Tamam, sağ ol. Birol'un telefonundan hiç izi yokmuş başkomiserim. Nasıl yokmuş? Sinyal yok. Ya hattı çıkarmış olsalar bile cihazın numarasından bulmaları gerekiyor. Vallahi bilmiyorum başkomiserim. Hiç iz yok. Yani ne bileyim bir şekilde parçalanmış olabilir. Denize bile atılmış olabilir. O zaman Birol yalan söylüyor. Yani telefon çalındıysa adam ya kullanır ya da satar. Parçalamasına ya da denize atmasına ne gerek var ya? Ben söyledim size başkomiserim. Bu adam hem yalancı hem de katil. Bu kadını tanıyor musun? Hayır, ilk defa görüyorum. Menekşe değil mi yani bu? Hayır değil. Emin misin? Dikkatli bak. Değil, kesinlikle değil. Bu başka bir kadın. Kim peki? Bilmiyorum dedim ya komiserim. Tanımıyorum bu kadını. Ulan bana bak, tepemin tasını attırma benim. Sen boğup tecavüz etmedin mi bu kadına? Kimseyi öldürmedim ben. Yalan söylemeyi bırak artık. Bütün deliller aleyhine. Hadi koçum. Hadi. İtiraf et de kurtul. Ben katil değilim. Sevtap'ı sen öldürmedin mi? Hayır. Peki o zaman bu ne? Ne bu? Cumartesi gecesi Beyoğlu'ndaymışsınız. Bu olamaz. Nasıl olamaz? Bu ben değilim. Bence bu adam delirmiş. Yemin ederim bu ben değilim. Bu başka biri. Ya. Şimdi utanmasa bir de ikizim var diyecek. Gerçekten. Ben değilim. İnanmıyorsanız üzerimizdeki kıyafetlere bakın. Cumartesi evden çıkarken giydiğim gömlek hala üzerimde. Kaç gündür aynı şeyleri giyiyorum. Bu ne ya? Bu ne saçma şey oğlum? Böyle bahane mi olur lan? He? Bitti işte. İtiraf et. Lütfen Menekşe'yi bulun. Uzatma artık. Menekşe diye biri yok. Kandırdı beni. Tuzak kurdular bana. Telefonla ulaşılamıyor. Biri yok etmiş. Araban da ortada yok. Yok. Çünkü çalındı. Bak yalan söylemeyi bırak artık. İnat etme be oğlum. Yalan söylemiyorum. Ulan telefonunda sinyal yok. Araban ortada yok. Menekşe diye bir kadın yok. Ama ortada iki tane ceset var. Ve delil. Bir sürü delil. Yemin ederim ben değilim. Ortada bir yanlışlık var. Ama bunu size nasıl ispatlayacağım bilmiyorum. Ama bu ben değilim. Tamam ya. Tamam işte geliyor. Birazdan ikizim var diyecek. Kardeşim var mısın? Bilmiyorum.
Ulan bari bunu bil ya. Bir şeyi de bilsen ya. Nasıl bilmezsin kardeşim var mı yok mu diye. Yetimhaneden almışlar beni. Çok küçükmüşüm. Hatırlamıyorum. Yetimhane mi? Evet. Hangi yetimhane? Eyüp'teki çocuk esirgeme yurdu. Şimdi adı değişmiş sanırım. Evet komiserim, işte buradalar. Uğur ve Birol. İkiz kardeş öyle mi? Evet. Anneleri doğumda ölünce bebeklerini kuruma alınmasını talep etmiş. İkisi ayrı ayrı ailelerin verilmiş. Aslında ikiz bebekleri ayırmayı tercih etmiyoruz. Ama henüz çok küçüklermiş. Sadece bir tanesi evlatlık olarak verilmiş. Diğeri yetimhanede kaldı. Evet, Uğur. 18 yaşına kadar buradaymış. Bebekleri size getiren doktora ulaşmamın bir yolu var mı acaba? Tabii. Doktor Yaman Laloğlu. Yaman? Laloğlu. Laloğlu. O zaman Kadıköy doğum evinde çalışıyormuş. Gerçi şimdi değişmiştir ama. Olsun, bu bile yeterli. Çok teşekkür ederim. İkizler hakkında bilgi almak için Yaman Laloğlu merkeze çağrıldı. Yaman Laloğlu, 72 yaşında, doktor. Hiç unutamadığım bir olaydır. Zavallı kadının hastaneye nasıl geldiğini görseydiniz... Yüreğiniz sızlardı. 7 aylık hamileydi. Kocası neredeyse komalık edene kadar dövmüştü. Haliyle erken doğum oldu. Anneleri doğumda ölmüş galiba. Evet. Bebekleri kurtardık ama kadını maalesef kaybettik. Babaları bebeklere sahip çıkmadı mı? Eşini öldürdüğü için baba hapiste. Ben de yetimhaneyi aradım. Geldiler, bebekleri aldılar. Sonrasını bilemiyorum. Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Merhaba Orhan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Mimoza'nın üzerinde bulunan DNA bir olaya ait. Hocam, bizim katilin ikizi varmış. Tek yumurta mı? Maalesef bilemiyoruz. Eğer tek yumurtaysa işiniz zor. DNA sizi yanıltabilir. Ama bir parmak izi işinizi kolaylaştırabilir. Parmak izi mi? Hı-hı. Tabiatın en ilginç oyunlarından biridir bu. DNA'ları aynı bile olsa tek yumurta ikizlerinin bile parmak izleri farklıdır. İyi de hocam, olay yerlerinde karşılaştırmaya uygun parmak izi bulamadık. Belki kurbanın üzerinde bulabiliriz. Nasıl yani? Teninde mi? Evet Orhan. Ancak başarılı olma ihtimali çok düşük. Mimoza'nın otopsi raporunda çıplak elle boğulduğu yazıyordu. Eğer boynunda bir parmak izi tespit edebilirsek o zaman katili de bulduk demektir. Ama bu çok zor ve çok uzun bir işlem. Yine de denemeye değer hocam. Tamam Orhan. Tamam hocam, sağ olun. Çok görüşürüz. Bir gelişme olursa haber veririm hocam. Sağ olun hocam. İstatistiklere göre her 83 doğumda bir dizigot, yani çift yumurta ikizi ve her 250 doğumda bir monozigot, yani tek yumurta ikizi dünyaya gelir. Eldeki şüpheli bir çift yumurta ikizi ise mesele yok da, tek yumurta ikizi ise işler sarpa sarar. Çünkü halihazırda DNA üzerinde rutin olarak yapılan incelemeler tek yumurta ikizlerini birbirinden ayıramıyor. Buna karşılık tek yumurta ikizlerinin bile parmak izleri birbirinden farklıdır. Peki ama neden? Çünkü parmak izlerinin şekli, kalıtımın yanı sıra bebeğin anne karnındaki yani uterustaki gelişim süreciyle özellikle parmakların rahim çeperine yakınlığıyla belirlenir. Dolayısıyla hangi ikizin suçu işlediği ancak parmak iziyle anlaşılabilir. Yeri gelmişken belirtmekte fayda var. Her ne kadar günümüzde DNA analizleriyle tek yumurta ikizlerini birbirinden ayıramasak da yakın bir gelecekte epigenetik adı verilen yeni bir bilim alanı sayesinde dış etkenlerin DNA üzerinde yol açtığı farklılıkları saptamak, böylelikle bu ikizleri de birbirinden ayırmak mümkün olabilecek. Merkez 4525. 4525 dinlemede. Başkomiserim, Birol Küçük'e ait aracı terk edilmiş olarak bulduk. Anlaşıldı 76-228. Olay yeri geldi mi?
İncelemeye başladılar ama henüz daha şüpheli bir şeye rastlayamadık. Anlaşıldı. Önemli bir şey çıkarsa hemen haberim olsun. Tamam başkomiserim.